Yani sağlıkta şiddetin bu boyuta geleceğini daha önce biz yüzlerce kez uyardık. Çünkü yaşanan olaylar sürekli artarak devam ediyor ve şiddeti artıyor maalesef. Geçen gün Viranşehir'deki arkadaşımız darp edildi, linç edildi. Fakat sağlıkta gündemleşme gerçekleşmemiş olmasaydı serbest bırakılmışlardı. Ve gündemleşme gerçekleştirdikten sonra maalesef tutuklama gerçekleşti. Bir meslektaşımız görevi başında katledildi. Yani hastane içerisinde silahla giren bir saldırgan tarafından görevi başında silahla katledildi. Bu olayın nasıl kabul edilebilir olduğunu artık anlamamız mümkün değil. Sağlık Bakanlığı ne zaman harekete geçecek? Ne zaman bu konuda bir çalışma yürütecek? Bugüne kadar talep ettiğimiz güvenli çalışma ortamları ne zaman sağlanacak diye sürekli sorup durduk ve sonucunda öldük. Artık bunun bir sonu yoktur. Yani buna söylenecek artık bir söz kalmamıştır. Sağlıkta şiddet, sağlık politikalarının bir eseridir dedik. Ve sağlıkta dönüşüm politikaları, sağlıkta yıkımla beraber sağlıkta şiddet doğuruyor dedik. Ve maalesef Doktor Ekrem Karakaya arkadaşımızı bir hasta yakını tarafından katledildi. Ve bu yaşanan olay ve son da olmayacaktır. Biz 2 gün boyunca iş bırakma kararı aldık ve daha fazlasını da yapacağız. Ta ki sonuç alana kadar. Ta ki şiddetsiz ortamlar sağlanana ve sağlıkta şiddet son bulana kadar bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Biz her zaman söyledik, iktidarlar dillerini düzgün kurmak zorundadır. Kurulan dil toplumda şiddeti yaratır diye sürekli uyarılarda bulunduk. Ve sonuçları bu şekilde oluyor. Hedefe konan sağlık emekçileri hedefe dönüşüyorlar ve öldürülüyorlar. Yani artık sadece darp edilmiyorlar. Silah çekildi, 2 kişi vuruldu. Ve bir sağlık emekçisi, bir doktor arkadaşımız, bir kardiyolog arkadaşımız, işi yaşatmak olan bir kardiyolog arkadaşımız vefat etti. Yani bu katliam iktidar tarafından nasıl görülüyor? Orada oturdukları koltuklarda hala rahat rahat işlerini yürütebileceklerini mi zannediyorlar? Biz sağlık emekçileri haykırıyoruz, ölüyoruz diye. Bunu daha önce söyledik fakat hala maalesef karşılık bulmuyor. Yani ben de bir dönem 4, dönem 3 tıp öğrencisi olarak düşündüğüm zaman her hafta bu tür sağlıkta şiddet olaylarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Sürekli medyadan gözlemleyebiliyoruz, takip edebiliyoruz. Ve tabii bu büyük bir yılgınlık, büyük bir öfke, büyük bir aslında gelecek görememe, geleceksizlik duyguları yaratıyor. Bu tarz hissiyatlarımızı daha da aslında derinleştiriyor. Tabii baktığımız zaman bu iktidarın mevcut politikalarından, yürüttüğü politikalardan bağımsız değil. Şimdiye kadar birçok emek meslek örgütlerinin, işte Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası olsun, işte TAP Odası olsun, TAP'ler Birliği olsun, bu noktada birçok mesela çalışmaları var. Meclise giden birçok öneriler var, önergeler var ama bunlar hiçbir şekilde iktidar tarafından kesinlikle dikkate alınmıyor, üzerinde durulmuyor ve bunlar da sağlıktaki şiddeti daha da derinleştiriyor. Biz de bunları gözlemleyebiliyoruz, görebiliyoruz ve ileride yapacağımız meslek hakkında da büyük bir aslında umutsuzluk da yaratıyor. Tabii biz gençler olarak bu umutsuzluğa düşmememiz de gerekiyor. Yani bir rolümüz, misyonumuz da budur açıkçası. Bu noktada mücadeleyi daha da büyütmek, sağlık emek meslek örgütleriyle daha çok dayanışmak, bu noktada daha çok kamuoyu oluşturmak temel amacımız olmalı. Bu noktada tüm arkadaşlarımız da sesini yükseltebilmelidirler, irade olduklarını ortaya koyabilmelidirler diye düşünüyorum. Büyük bir üzüntü ve öfkeyle mesela karşı karşıya oluyoruz. Böyle olayları gördüğümüz zaman, gözlemlediğimiz zaman bir yani gerçekten dediğim gibi gelecek göremiyoruz. Yani mesela böyle düşünüyoruz, ileride biz bu mesleği yapacağız, biz de bu tür şeylerle karşılaşacağız. Yani bakıyoruz bir hekim mesela cani bir şekilde görev yerinde katlediliyor yani. Bunlar bizde tabii büyük bir üzüntü de yaratıyor ama bu üzüntümüzü, bu öfkemizi aslında buna sebep olanlara yönlendirmemiz gerekiyor. Mücadeleden de kopmamamız gerekiyor. Karamsarlığa da düşmememiz gerekiyor diye düşünüyorum bu noktada. Yani daha çok mücadele etmemiz gerekiyor. Bu tür olayların bir daha yaşanmaması adına bu noktada mücadeleyi büyütmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani büyük bir
güvensizlik hissiyatı yaratıyor yani.